Burada Shiba ile Bitcoin korelasyonu üzerine konuşacağız. Shiba'nın genel hareketlerini BTC ile olan korelasyonu ve bunun Shipcoin'e Coin'e olan potansiyel etkilerinden ve sebeplerinden bahsedeceğiz. Burada Shiba'nın son zamanlardaki korelasyonun yine son zamanların en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen bir haber var. Şimdi evet doğru Shiba'nın korelasyonu <laughs> düşük aslında. Bunu önceki yani geçtiğimiz birkaç hafta diyecektim. Aslında birkaç hafta da değil. Bunu geçtiğimiz birkaç ay mı diyeyim artık? Yani Shibarium öncesinden beri zaten grafiğe baktığınızda açık bir şekilde görebileceksinizdir bu durumun olduğunu. Bu neyden kaynaklandı ve neye yol açabilir? İlk olarak bu noktadaki hareketin Shibarium öncesi hype'dan aslında pek çok şey başladı. Shibarium çıkacağı haberiyle birlikte biliyorsunuz ki piyasada yükselişler gözlemlenmeye başladı. Daha doğrusu Shiba Inu'da yükselişler Shiba Inu piyasasında Shiba Inu tokenlarında SHIB de buna dahildir ve başındadır. Yükselişler gerçekleşmeye başladı. Tabi bu süreçte piyasa daha sakindi. Düşük volatilite esnasında yataya yakın hareketler, hafif hareketler gerçekleştiriyordu. Şiba'da böyle bir yükseliş başladı. Bu sefer hemen peşine Şibarium e, dampı yaşanınca, o e, vaka yaşanınca fiyatlar patır patır tam tersi yönde bu sefer de dökülmeye e, başladı. Bunun ardından piyasa genelinde de e, tüfe ABD tüfesinden ve beklentilerden kaynaklı olarak e, yine sıkıntılar yaşanınca bu noktada piyasadaki geri çekilmede halihazırdaki Shiba vakasıyla üst üste gelip fiyatları da olabildiğince <laughs> Coin'in fiyatlarını da yani olabildiğince e negatif bir şekilde etkilemiş oldu aslında diyebiliriz. Beraberindeki bu düşüşler diğer altcoin'lerde de bazısında görüldüğü gibi e ekstrem düşüşlerle aslında ve geri çekilmelerle fiyatlanmış oldu. Bu noktada belli pozisyonlardaki geri çekilmelerinin Ardından diğer altcoin'lerin aksine ani e, yukarı tepkiler verdi küçük bile olsa. Bakınız bunların içerisinde işte 75 noktalarındaki yükselişler ki bu da o noktalardaki yüksek yatırım ve birikimle alakalı. Haricinde 7 noktalarındaki 7 noktalarından yapmış olduğu e, yükseliş hareketi var biliyorsunuz. Bu da yüksek alımdan ve anlık çok büyük bir hareket talepten kaynaklı olarak karşımıza çıktı. Şu an geçtiğimiz yani günler içerisinde de Shiba ortalamanın daha bir e, üzerinde performans sağladığını görmüş olduk. Çünkü bir noktadan sonra artık o oldu, bu oldu, şu oldu derken e, geriye düşük volatiliteli ve Fed'i bekleyen bir piyasa aynı zamanda orta uzun vadede güven e, ortamını koruyan ve yatırımcısını aynı zamanda balina aktivitesini hype tutmaya devam eden bir Shiba kalmış oldu geriye ve bu şekilde bir süreç izlenmiş oldu Velhasıl Shiba şu anda güçlüdür iyi bir pozisyondadır ee, ve yukarı halli gidişat kısa vadedeki yukarı halli gidişat konusunda pek çok altcoin'e göre daha avantajlı e, olduğunu zaten söylemiştik e, durum bu yani kısa vadede zaten pozitif bir durumda. Sezon içerisindeki hareketlerde pek çok durum aslında Shibarium'a yakın mekanizması e, ne zaman gelecek sorusunun cevabıyla aynı ölçüde. Ama bu da biraz şimdi bir şey tadı diyeceğim söylemek istemiyorum. Kötü bir tat vermeye başladı. Çünkü Shibarium ekibinin doğrudur e, token noktasında... Yani ekonomik anlamda çok iyi bir pazarlama stratejileri var. Ama e, bunun yanı sıra bazı şeyleri de başaramadılar. Çünkü onu o zaman çıkaracağız. Bunu bu zaman çıkaracağız. E, çıkarmadı, gecikti. Çıkardıktan sonra da bu sefer e, başka bir şey çıkarmadı. İşte Shibarium zaten 10 kere geldi. Ama bir kere geldi. Öte yandan yakın mekanizmasıyla çıkacaktı. Yakın mekanizmasıyla çıkmadı ki işin kötüsü. Şu an yakın mekanizmasının olduğunu zannedenler bile var. Hani çalıştığını zannedip şey yapanlar var. Ya bu niye yakmıyor diyenler var. Anlayabiliyorum. Yani çünkü üstüne hani bilinmiyor olabilir. Zira baştan söylenen birlikte çıkacağı olduğu için böyle sananlar hala olabilir. Anlıyorum. Bu da Shibayno ekibinin aslında bir zafiyetidir. Eğer ki siz doğru buradaki yakım mekanizması çok güçlü. Büyük yakımlar e, gerçekleştirecek ve sezon içerisindeki yakımları e, ortalama yılda 50 trilyona bulması bekleniyor. Aynı zamanda bu e, korkunç da bir tabii ki şey getirecektir. Yani talep de getirecektir üstüne. Dolayısıyla büyük yükselişler ama uzun vadede e, Shibarium'un ya da Shiboinu projesinin şu an için devamı hakkında olumlu konuşabilmek çok zor olacaktır. Onun da muhakkak altını çizmek gerekiyor tamam mı? Yine bunun içerisindeki daha düşük de olsa diğerlerine göre argümanlardan muhakkak bir tanesi de Shiba ekibindeki genel durum olacaktır. Bu arada korelasyondan girdik. Nereye gittik ya? Bayağı gittik değil mi? Biz de yani konuyla korelasyonu bayağı bir kaçırdık. Olsun. Uzun vadedeki sorunlar arasında maalesef Shiba ekibinin sürekli yanlış haberler vermesi var. Nitekim yani bir şey söyleyemiyorsun. Artık öyle bir noktaya geldi ki adamlar ben neyin iyi olduğunu düşündüğümü söylüyorum. Fakat tabii ki başka bir arayış içerisine giriyorlar ya da farklı bir iş gerçekleştirmeye doğru gidiyorlar diyorlar ki hani şu zaman çıkacak örnek veriyorum şu zaman bir Shibarium projesi çıkacak e çıkmıyor yani çıkmıyor ya da yakın mekanizmasıyla çıkacak e ee çıkmıyor tamam diyebilirim ben anlıyorum bu da yanlış ama hiç değilse şunu yapabilirdiniz ya önce çıkaracağız sonra yakın mekanizmasını çıkaracağız e baştan onu da zannedip hype'ı artırsın diye yalan söylüyorsun Ondan sonra e, yok yok e, çıkarmadık işte ne bileyim şu zaman çıkarırız falan gibisinden yapıyorsun. Yani bilinçli bir şekilde yalan söylüyorsun. Konuyla alakalı biz gibi hani konuşan tarafların tümünde bir sorun oluyor. Artık kusamanın yaptığı bir açıklamayı paylaşamıyorum. Çünkü çok büyük bir ihtimalle yalan söylüyor. Çok büyük bir ihtimalle söylediği şey olmayacak. Dolayısıyla eee söylüyoruz. Yani sonuçta naklediyoruz. ondan sonra başka bir şey oluyor. Saçma sapan bir şey çıkıyor. Bu gibi problemler de var. İnşallah yakın zamanda da yakın mekanizmasını getirirler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar Dilerim herkese. Hoşça kalın.